XSL. Bir garip makina. Bu makina ile ilgili herhangi bir tanıtım videosu yapmayı düşünmüyordum. Çünkü bu makineyi almaktaki amacım bu tür videoları bu makineyle çekmekti. Ama bu makineyi aldım. Birkaç gündür de inceliyorum, kullanıyorum. Makine çok şaşırtıcı. Yani ezber bozuyor desem ezber bozuyor. Ama önce bir kendimizi tanıtalım. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. XS10, XT4, XH1 ile bir aşk yaşasaydı muhtemelen böyle bir çocuklar olurdu. Parmaklarınızı daha derine sokup tutabildiğiniz, görüntü sabitleyici 5,5 aksise kadar, XT4'ün bütün film simülasyonları ve aynı X-Trans 4 sensöre sahip. Ama bu makineyi sevdim mi? Baştan sevmedim. Neden sevmedim? Çünkü sevmediğim noktası o bildiğimiz klasik retro dizaynın tamamen dışına çıkmış. Bildiğiniz MPSA sistemine geçmiş. O modlu sisteme geçmiş. Üzerinde benim alışkın olduğum enstantane, yani fiziksel enstantane ISO kontrollerini ortadan kaldırmış. Aldığımda dedim ki ben hayatta bu makineyle fotoğraf çekmem. Büyük lokma yiyeceksin, büyük laf etmeyeceksin. Bu makine ezber bozuyor arkadaşlar. Bu makine de beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Ben 1980'den beri fotoğraf çekiyorum. Artık yani yavaş yavaş dinozor sınıfına girmeye başladım. Ve tabii biz hep manuel çekmeye alıştık. Zaman içinde farklı aynalı aynasız makinalarım oldu. Ve hepsini mutlaka full otomatik fotoğraf modunu denemişimdir. Ama hiçbir tanesini bugüne kadar sevip de kullandığımı söyleyemem. Bundan dolayıdır ki zaten X-T4 çıktığı zaman, X serisi kameralar çıktığı zaman ki X-T2'den beri Fujifilm'in ekosistemi içerisindeyim. Bunu da tabii full otomatik fotoğraflarını çektim ve şaşırtıcı sonuçlar aldım. Şimdi bu kamera kimin için? İlla ben yani H265 standardına çekerim. Ben bununla 4.2.2 10 bit 4K 60 FPS'nin altında video çekmem diyorsa bunu almasın. Ama onun haricinde bu makine herkes için. Ha, bu makinenin sevmediğim yanlarını hemen size anlatayım. Bir tanesi muhtemelen birçok insan da sevmemiştir. Açma kapama düğmesi. O kadar derine gömmüşler ki bizim X-T4'ten alıştığımız dışarıya doğru bir dokunarak rahat rahat oynayabileceğiniz, yani açıp kapatabileceğiniz düğmeyi daha derine gömmüşler ve bir alışma süresine ihtiyaç oldu buna böyle açıp kapatana kadar. İkinci sevmediğim şey ise şu sol taraftaki çok da neydi belirsiz bir fonksiyon tekerleği var. Bir de hiç sevmediğim bir şey. Şurada bizim normal XT serisi kameralarda S, C ve M olarak, yani tek nokta, devamlı otofokus, devamlı fokus ve manuel fokus ayarları. Burada maalesef menüden değiştirmek zorundasınız. Çok mu önemli? Yok, eliniz alışıyor bir şekilde. Hadi gelin menüyü inceleyelim. Ve bu fiziksel düğmelerin ne işe yaradığını öğrenelim. Önce fiziksel düğmelerini inceleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi kameranın üzerinde. Daha önce size bahsettiğim gibi bu açma kapama düğmesi çok gömülü olduğunu göreceksiniz. Onun haricinde ön tarafta şurada bir tekerlek var. Ön teker ayarı. Daha önce de söylediğim gibi bu düğmeyi buradan kaldırmışlar. Onu da menüde göreceğiz zaten. Arkasını çevirelim. Arkasını çevirdiğimiz zaman burada, önce şuradakilere bakalım. ISO düğmesinin buraya geldiğini göreceksiniz. Q, yani Q dediğimiz hızlı menü düğmesi de burada. Arka tekerlek. Şurada da ISO tekerleği yerine başka bir fonksiyon tekerleği koymuşlar ki farklı modlara göre farklı fonksiyonları elde ediyorsunuz. Arka tarafa gelince, arka tarafta normal bildiğimiz odaklama düğmeleri, joystick'imiz, menü düğmesi ve geri alma düğmesi ya da display düğmesi, yani görüntü düğmesi. Bu tarafta playback düğmesi,
Yani yeniden çektiğiniz fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için. Burada da hem çöp kutusu olarak kullanacağınız hem de daha önce hani işte hızlı çekim modu dediğimiz işte bir karede 3, bir karede 8, bir karede bilmem ne onların ayarı var. İşte bracketing ayarı var. Çoklu pozlama ayarları var vesaire. Bütün o ayarları şu düğmeye koymuşlar. Eskiden burada duruyordu ya. Onların hepsini buraya koymuşlar. Bütün bu detayları şimdi biz menüden göreceğiz. Ha, çok özür dilerim. Iskalamamam gereken bu makineye ait, bu makineye özgü şu düğme var. Bu düğme de hızlı video kayda geçme düğmesi. Şimdi menü incelemesine geçiyoruz. Sevgili dostlar, manuel konumda ön tekerlek diyafram ayarınızı ayarlamaya yardımcı olurken arka tekerlekte sizin enstantane ayarınızı ayarlıyor. Sol taraftaki tekerleğe gelince onu oynattığımızda gördüğünüz gibi film benzetimlerine hakim oluyorsunuz. Diyafram tercihli A konumundaki yani düğmenin A konumu gördüğünüz gibi tekerlek gördüğünüz gibi diyaframı ayarlıyor. Arka tekerlek bu sefer sadece pozlama telafisi yapar. Sol taraftaki tekerlek ise yine daha önceden de yaptığı gibi film benzetimlerine hakimdir. Enstantane öncelikli modda ön tekerlek gördüğünüz gibi mavi yandığı için enstantaneyi ayarını size bırakacaktır. Ama diyafram ayarını tamamen makina kendiliğinden yapacaktır. Arka tekerlek aynı şekilde pozlama telafisi işine yarıyor. Ve sol tekerlekte tekrar film benzetimlerine hakim olmanızı sağlıyor. Otomoda geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ön tekerlek film benzetimine hakim olurken arka tekerlek pozlama telafisi yapıyor. Sol tekerlek ise bir tek bu modda gördüğünüz gibi film benzetimde otomatik tercih var. Diğer hiçbir modda yok. ISO düğmesine bastığınız zaman ISO ayarlarınızı buradan joystick ile değiştirebiliyorsunuz. Ya da arka tekerlekle değiştirebiliyorsunuz. Sahne tercihi ön tekerlekten geliyor o senaryolar. Değişik senaryo. Bunları incelersiniz. Keyfinize göre kullanırsınız. Gelelim filtreler. Filter diye bir bölüm var. Evet, sol tekerlek işe yarıyor burada. Antika makine çekim yapabilirsiniz. Devam edelim. Pardon, böyle mesela canlandırmalı fotoğraf çekebilirsiniz. Cırtlak renkleri ortaya çıkartabilirsiniz. Renkleri yumuşatabilirsiniz. Alçak ışık yaratabilirsiniz. Demingen renk tonlarını ortaya çıkartabilirsiniz. Yumuşak odaklama yani hafif flu resimler yakalayabilirsiniz. Kırmızı renk. Bakın bu çok ilginç özellik. Bunu profesyonel arkadaşlarımıza da kullanır. Ben de kullanırım. Mesela burada bir sahne yakaladınız. Kırmızının hakim olduğu bir sahne ve sadece o kırmızıyı ortaya çıkartıp geri kalan resmi siyah beyaz yapacaksınız. Bu özelliği kullanırsınız. Çok güzel bir özellik bu. Aynı şekilde bu turuncu için de geçerli. Mesela arkaya doğru gidersek turuncuyu rengi alırken geri kalanını ne yapıyor? Siyah beyaz yapıyor. Devam edelim. Bu sefer sarı renk. İlginç sanatsal resimler yakalayabilirsiniz. Yeşil için de geçerli bu. Tekrar bunu netleyelim. Burada sadece yeşiller ortaya çıkıyor. Ondan sonra sadece maviler ortaya çıkartabiliyorsunuz ya da sadece pembeleri ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bu vizörün hemen yanında çok gizli bir düğme var. Dikkatli bakmazsanız gözden kaçabilir. Oraya bastığınız zaman bunu otomatikte tutabilirsiniz. Dış ışığınızın ısısını, makinenizin ısısına ayarlarsanız zaten daha güzel ve daha doğru renkler çekersiniz. Fotoğrafı silmek istediğimiz zaman şuradaki düğmeye basarız. Ama bu düğme aynı zamanda başka bir işe yarıyor. Genellikle Fuji filmlerde sol taraftaki düğmede hani ayarlar vardır ya. Burada bütün ayarların hepsi mevcut. Sonuç. Bu makine alınır mı? Ya da bu makine kimlere tavsiye edilir? Valla tam bir fiyat performans canavarı bana sorarsanız. Yani bu küçücük gövdeye 5,5 aksis hatta doğru uygun lensle 6 stopa kadar görüntü sabitlemesiyle
XT4'ün kalitesindeki X-Trans 4 sensörünün yakaladığı fotoğraf başarısıyla Fuji'nin zaten çok iyi bilinen renk bilimindeki üstünlüğüyle, hafifliğiyle, hibrit olarak çok rahat kullanabileceğiniz bir kamera sıfatı olmasıyla, inanılmaz ISO performansıyla 8000 küsür liraya bu kalitede fotoğraf çeken, video çeken, bu kadar hafif, bu kadar taşınabilir. Keşke bir de şu pilini de yeni nesil daha geniş pil yapabilselermiş ama herhalde şeyden dolayı, görüntü sabitleyicisinden dolayı yapamamışlardır. Tek sıkıntısı o. Dolayısıyla tatile gideceksiniz, mutlaka bir iki bildi yanınızda bulundurun. Yani bir negatif noktası da bu. Vallahi alınır bu kameraya. Yani ben aldığımda bunun için almamıştım. Yani hani casual shooter, günlük fotoğraf çeken insan kamerası diye düşünerek almamıştım. Ama günlük çekimlerde aileni çekmek için, portre çekmek için, evin içinde bazı fotoğraflar çekmek için, bir tane çok fırlama bir kedim var, onun yaramazlıklarını anında yakalayabilmek için, kameranın üzerine 10 saat ayarları düşünmeden çat diye basıp fotoğraf çekmek için, daha doğrusu bu fotoğraf makinesini bir cep telefonu gibi kullanabilmek için. Bundan sonra bunu daha çok kullanacağım, evet. Umarım bu açıklamalar tatmin edici olmuştur. Makineyle ilgili eğer ilgileniyorsanız ya da almak için karar vermeye çalışıyor idiyseniz, umarım bu video size bilgilendirici gelmiştir. Ben değer diyorum. Ayrıca başka sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir de abone olmayı da unutmayın eğer sevdiyseniz, ki bundan sonraki videolarımda anında size bilgi gelir, yeni üreteceğim videolarda. Her nerede yaşıyorsanız bu zor pandemi sürecinde lütfen maske ve mesafeyi ciddiye alalım ki ülke olarak, hatta dünya olarak bu beladan bir önce kurtulalım. Kendinize iyi bakın. Ben Erdin Şomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.